NBA, evet merhaba. Yeni sezonun ilk analiz videosuna hoş geldiniz. Bugün biraz daha eski de, eski videolardan farklı olarak analiz videolarını takip edenler bilecektir. Maç analizleri, yani iki takımın birbiriyle yaptığı bir maça odaklandığımız, hani farklı birçok maçın bir araya geldiği de tek bir maça odaklandığımız analizler ve postmortem adı altında bir maç içerisinde ya da kritik bir serinin, play playoff serisinin bir bölümüne ya da bir pozisyonuna odaklandığımız Farklı analiz serileri vardı bu kanalda ya da işte NCAA e, Altyapı e, milli takımları üzerine yaptığımız daha eski analizler de var onları da yine Aşağıya playlisti bırakacağım e, Analizlerin olduğu playlistten hepsine bakabilirsiniz bugün ise birazcık daha farklı e, Tamamen tek bir takıma ve o tek takımın bu sezon içerisindeki farklı maçlarından alınmış e, Pozisyonlarıyla beraber ta, genel bir görüntüsüne odaklandığımız Bir analiz olacak bugün ilk kez deneyeceğiz bunu bakalım nasıl olacak Artık sizin yorumlarınıza göre belki de bir sonraki ona göre şekillendiririz. Şimdi başlıyoruz. Evet ilk pozisyona başlayacağız ama önce ufak bir hatırlatmam var. Bu analiz boyunca aslında incelemeleri belli başlıklar altında yapacağız. İlk başlığımız Curry partnerlerini arıyor olacak. Bu başlık altında birazcık Uber'e ve Wiggins'e odaklanacağız. Daha sonra Curry'nin e, topsuz oyunları ve diğer oyuncularla uyumu... ...genel olarak Golden State'in spacing'i, Curry'nin oyuna etkisi hem Golden State'in hem NBA'deki genel oyun etkisini anlatacağımız bir bölüm olacak. Ondan sonra da diğer oyuncuların, biraz da işte Wiseman'ın, Pascal'ın, Golden State'in o yazılı çizili setler yerine o küçük oyunlarının nasıl çalıştığı ile ilgili ufacık tefecik bilgilerin olduğu bir analiz olacak. İyi seyirler. Haydi başlayalım. Şimdi ilk pozisyon, ilk pozisyonda başlıyoruz. Şimdi Normalde Curry'nin zaten e, off-ball oyunlarında görüyorsunuz burada aslında Kelly Oubre'nin screen'den çıkması lazım ama Oubre zaten burada özellikle Wiggins'te. hadi Wiggins belli anlarda biraz daha toparlıyor ama Oubre çok alışık değil hala bu oyunlara. Wiggins tepede aldı ki burada genelde, pardon Wiseman tepede almış durumda topu. Burada genelde Draymond Green alır ve Green oyunu yönlendirir. Ve Green sadece aslında bu klasik tabire topu yönlendiren bir oyuncu değildir, oyunu yönlendiren bir oyuncudur. Yani topu verdikten sonra işi bitmez. Oyuncuların da spacing'deki alanlarını eğer unuturlarsa tabii ki e, bu birazcık da bu ezber işi değil. Biraz omurilikten gelen birazcık akışla beraber oyuncuların artık otomatikman yaptığı e, bir konudur Golden State'te. Tabi Ubre ve Wiggins buna daha fazla alışkın değiller ki kenardan gelen oyuncular bu işi biraz daha iyi yapıyor. Belki de daha odaklı oldukları için. Burada da aslında hani e, Ubre'nin iyi bir screenle beraber ya da bir screen fake ile beraber burada hareket etmesi lazımken. Belki de köşeye kadar Curry'e burada tepeye çıkacak iyi bir alan yaratması lazım. Ya da içeriye kat edecek iyi bir alanı yaratması lazım. Ama bu ikisini de yapamıyor. Ki ona rağmen burada Golden State pozisyonu yaratıyor. Ancak e, bitiremiyor. Şimdi tabi bu tarz pozisyonlarda bitirememek e, bir suç değil. Ama e, işte Curry de burada şeyde haklı. Yani o köşedeki topu. Mesela normalde şurada pas geçtiğinde clay almış olsa muhtemelen bu şut sayı olacak ama burada maalesef sayı olmuyor. Bir sonraki pozisyonda da yine Golden State tarafında e, eski alışkanlıklarla yani eski oyun tarzındaki ki bence hala Steve Kerr bu konuda e, doğru bir yolda gidiyor. Benim görüşüm şu şekilde Amerikan basını biraz daha... Ya da diğer analistler biraz daha şu yöndeydiler. Ya işte e, Clay'siz, Durant'siz bir takımda, Green'siz bir takımda bu oyun çok komplike mi kalıyor? Acaba daha basit pick and roll e, oyunlarına mı dönülsedik ki? Oradaki pick and roll tanımı da hani tepede adi oynuyoruz şeklinde olacak bir iş değil. Yani Golden State'in zaten böyle bir oyun yapısı yok. Yani lider oyuncunuzun alışık olduğu, lider oyuncunuzun Green'in, Curry'nin alışık olduğu bir oyunu bırakıp bu takımda kalıcı mı olacak, geçici mi olacak belli olmayan oyunculara adapte olarak bir oyun oynamak bence doğru değil. E, Kör de böyle düşünüyor belli ki. Onları bu işe adapte etmeye çalışıyor ve... Şimdi tabii bu maç e, görüntüleri Brooklyn maçından daha sonra Draymond Green eklendikten sonra aslında Kör de istediğini almaya başladı. Bu şekilde. Şimdi burada da yine aslında... E, akıcı bir hücum izliyoruz ama... Bu akıcı hücumla beraber... E, Diğer oyuncuların space'indeki spacing'deki hareketlilik düşük. Burada işte yardım geliyor. Durant yardım geldikten sonra işte burada Curry'nin yaratıcılığını görüyoruz. Wiggins'i seçiyor. Doğru bir tercih. Yani burada pota altına da indirebilir topu ama topun buradaki hareket alanı çok daha kısıtlı. Ama işte burada bir Clay olmaması ki şimdi burada Wiggins direkt şut atacak. Belki Clay olsa Durant gelirken bir fake kullanıp bu şutu atabilirdi. Bu berbat bir şut tercihini yapmayabilirdi. İşte bu tarz yerlerde Curry hala şu tedirginlikte. Ben Wiggins'e güvenebilecek miyim? Ben Oubre'ye güvenebilecek miyim? Ki dikkat ederseniz maçlara e, Green ve Curry hatta bench oyuncuları belli bir seviyede oynasa da... Wiggins ve Oubre'nin toplam e, verimliliği diyeyim aslında çok yüksek skorlarla oynamasından çok verimli hücumları... E, ...düşük olduğu zaman Golden State maçları kaybetmeye daha yatkın oluyor... Bu arada bir hatırlatma daha yapacağım. Her pozisyonda sahaya çizim yapmayacağım. Belli pozisyonlarda çizim yapacağım. Biraz daha videonun da akıcı olması için. Çünkü çok fazla pozisyonumuz var. Bir diğer konuda tabii Curry'nin işte e, sadece Ubre ve Wiggins ile sahada kalmasından çok Piken pick rollleri oynadıktan sonra Wiseman'la özellikle ya da Eric Pascal ya da Green oynadıktan sonra e, takımın toplam spacing hareketi de çok önemli. Burada da bakıyoruz. İlk önce Wiseman Pikar yapıyor, fakat pikar sonra iyi bir rol yapamıyor, biraz ağır kalıyor, sonra hızlanıyor, ama artık çok geç her şey için ki burada belki de tepede kalmalıydı kat etmek yine çünkü işte burada savunmayı okumaya geçiyoruz. Çünkü savunma gömüldü. Savunma gömülmesiyle beraber Wiseman'a aslında bir şut şansı geldi. Eğer tepede kalsaydı belki Nurkic'i üzerine çekecekti ve bu alanda daha net bir alan açacaktı. Burada Curry o yüzden o tercih yapmıyor. Ubre'ye geçiyor. Ubre'nin savunması da gömülmüş durumdaydı. Ubre'nin daha uygun olmasını değerlendiriyor. Burada ama işte McCollum da akıllı bir oyuncu. Çok iyi bir savunmacı olmasa da akıllı bir oyuncu. Ve Ubre'nin üstüne gitmiyor. Çünkü şutunun çok net olmadığını biliyor. O yüzden o da biraz gömülü kalıyor. Ubre de buna düşüyor ve kaldırıp şut atıyor. Çok kötü bir tercih yapıyor. Neden kötü bir tercih? İşte e, aslında Ubre olduğu için kötü bir tercih. Burada belki de tepedeki spacingdeki doğru oyuncunun e, Wiggins olması gerekiyordu. Ya da burada daha şutör bir ismin bulunması gerekiyordu. Clay Thompson gibi. İşte bunlar olmadığı zaman Curry doğru partnerlerle bu oyunu oynayamamış oluyor. Pardon yanlış partnerlerle oynamış oluyor. Tabi Draymond Green e, takıma katıldıktan sonra sakatlığının geçmesiyle beraber e, Curry de rahatladı. Özellikle de tepede topla e, onu daha sıkan bir oyun yapısı bu aslında. Tepede topla çok e, oynamak, topu elinde tutmak onu sıkan bir yapı. Topu Green'e bırakıp kendisi e, off-ball yani topsuz screenlerden çıkarak topu almaya başladı. Burada da bir örneğini göreceğiz. E, Özellikle Pascal da oyundayken e, bu iş daha iyi oluyor ama burada mesela spacing şimdi çalışmadı. Erik Pascal'dan ilk pası da almadı. Vazgeçti. Çünkü Pascal'ın screen'ini kullanmak istedi. Burada Pascal iyi bir screen yapıyor. Curry topu aldıktan sonra e, şutunu bulamadı. Tekrar bir oynayacak. Tekrar oynadı ve yine benzer pozisyonda. Bir önceki pozisyondaki gibi aslında yine CJ McCollum'un içinde olduğu pozisyonu yarattı ve topu Ubre'ye çevirdi. Ama burada işte gördüğünüz gibi Green de topa e, topu almaya çalıştı. Yani genel olarak bir spacing sorunu var diyorduk. Burada Green de bu soğuk olduğu dönemlerde o bile bu hataya düşmüştü. Tabi takımın e, bu spacing yapısı içerisinde bu benzer kanat piken rollerinden sonra zayıf taraftaki yani zayıf taraftan kastımı da hemen açıklayayım. Topun olduğu taraf basketbolda güçlü taraftır. Yani top buradaydı az önce. Topun olmadığı taraf ise yani bu bölgesi zayıf taraftır. Siz savunmanın ağırlık merkezini topun olduğu tarafa yığmaya çalışırsınız ki burada da görüyorsunuz. Savunma Curry ve Pascal'ın üzerindeydi. Ama işte bu tarafta şutu etkili olmayan iki oyuncu olduğu zaman sorun çıkıyor ve e, savunmalar gömülü kalıyor. Yani siz burada ne kadar ağırlık merkezinizi bozarsanız bozun. Bu iş e, maalesef e, savunmada istediğiniz etki yaratamıyor. Şimdi tekrar pozisyona dönersek. Burada Keloğlu drive ediyor. Ve topu bitiriyor. Burada daha iyi bir tercih yaptı. Bir önceki pozisyonu almamın nedeni buydu aslında. Burada şut atmak yerine. Yani bir önceki maçta düştüğü hataya düşmek yerine. E, pardon bir önceki pozisyona düştüğü hataya düşmek yerine. Bu sefer drive etmeyi tercih etti. Savunması çok güçlü olmayan ve ondan fiziksel olarak daha kısa olan Mekol'un üstüne gitmeyi tercih etti. İşte bunları ama istikrarlı yapamıyorlar. Zaten e, ana sıkıntı bu. Zaten Ubre ve Wiggins bu kadar istikrarlı oyuncular olsalardı şimdiye zaten e, çok daha iyi seviyelerde olurlardı. Devam edelim. E, trans Trans transition'larda da tabii ki Golden State çok önemli bir takımdı geçmişte, özellikle de e, Sağdoğan her oyuncunun neredeyse transition'a uyumlu olması, bir şekilde hem bitirebiliyor olması hem de pas atabiliyor olması onlar için çok değerli oluyordu uzundan kısaya kadar. Şimdi bunu da biraz kaybetmiş durumdalar. İşte burada da mesela Ubre'nin e, yine berbat bir tercihini görüyoruz. Transition'da tek başına gidip zaten körede kafasını yapıp geri dönüyor. Ee, yine yine Aubrey'de bir pozisyonumuz var. Bu pozisyon yine bir side pick. Yine benzer pozisyon. Bu sefer green e, kanatta. Ubre tepede gördüğünüz gibi. Burada da e, Bazemore var ki Bazemore zaten Allahlık bir oyuncu. Neyse. Yine kanat picki oynandı. Ağırlık merkezi çekildi. Bu sefer Lillard var Ubre'nin başında. Yine benzer pozisyon. Bir pas gösterdi. Şimdi Bu pas fakelerinde e, çok değerli bulduğum bir e, skilldir aslında. Fundamentaldır ve pas fake'leri doğru oyuncunun doğru yerde kullandığında inanılmaz kıymetli araçlardır. Ama Ubre'de zaten bu pas fake'ini nasıl kullanacak da pek bir fikri yok. Hatta burada e, Euroleague izleyicileri, Fenerbahçeli izleyiciler varsa bu işin en kötü uygulayıcıdan bir Emir Prezic'tir eskilerden. E, i̇nanılmaz kötü bir şut fake'i, bir pas fake'i vardı. Asla kimse sevmezdi. NBA'de yine bunun kötü temsilcilerinden biri de NBA'dir. E, gerçekten çok kötü anlarda yanlış tercihler yapar pass fake konusunda. Ama bunun iyi temsilcileri de var. Draymond Green gibi onu da birazdan göreceğiz. Burada bir pass fake yapıyor. Zaten savunma bunu yemiyor ve yine berbat bir şut tercihiyle pozisyonu bitiriyor Ubre Tabi konu sadece hücumda değil e, savunmada sorunlar var. E, özellikle Ubre savunmada çok istikrarsız. Baktığınızda birebir de çok iyi bir savunmacı olabilme potansiyeli var o ben özellikle fiziki olarak ama her zaman bu istikrarı sağlayamıyor çünkü oyunu okuma gücü çok zayıf. Evet bir oyuncuyla birebir kaldığında iyi bir savunmacı olabiliyor yer yer ama işte screen'lerde ya da daha takım savunmasına geçişlerde daha komplike savunma durumlarında ise çok daha kafası karışık burada da pozisyon hatası yapıyor Screen'in gelmesini bekliyor burada aslında yani ana hatası bu Screen'in geleceğini düşünüp ki burada e, Screen aslında buraya gelme niyeti çok yok ama bakmıyor O yüzden de pozisyonunu e, Screen gelecek zaten buradan diyerek e, Ayak konumunu yan çizgiye doğru ayarlıyor ve bunda Lillard gibi akıllı bir oyuncu fark ettiği anda Buradan vurup geçecek Ubre bu hataları çok fazla da yapıyor maç içerisinde dikkatli izlerseniz göreceksiniz. Peki ne yapsın bu Ubre sahada? İlle e, inanılmaz savunma yapıp 30 saymazsın. Tabii burada şart değil ama Ubre'nin işte biraz daha şimdi göreceğiniz pozisyondaki gibi oynaması da değerli. Biraz daha follower olarak sahada yani takipçi olarak bu e, özellikle de işte tip bekleri, tip, tip tip slamleri falan yapması, e, takip sayılarını bulması, ikinci şansları yaratması Özellikle de fiziğiyle arka alan, ön alanda pardon. Rebound kovalayarak aldı aldığı reboundlarda da tekrar belki pozisyonları başlatması onun için daha değerli ve tatlı takım için daha değerli olacak. Ama bunları da her zaman göremiyoruz ki bu, bu durumlarda daha faydalı bir oyuncu geliyor. Şimdi deminki savunma hatasından sonra bir de Ubre'yi e, savunmada ne yapması gerekiyor halinde göreceğiz. Burada da yine screen var ama screen zaten faydasız o yüzden de birebir iyi kalıyor. Buradaki screen hatasına düşmüyor ki ki bu Ubre'nin başarısı değil onu da eklemek istiyorum. Screen'in başarısızlığı. Ama Ubre bundan sonra iyi kalıyor, Lillard'ın üzerinde ve iyi bir savunmayla skoru engelliyor. İşte dediğim gibi ya yani birebir kaldığında etkili olma potansiyeli çok yüksek ama bir screen geldiğinde ya da daha komplike savunma e, skillleri gerektiğinde rakip takım Ubre'nin kafasını karıştıracak şekilde hücum ettiğinde ise e, bayağı oyundan düşüyor. Peki pas olarak ya da oyuna katkı olarak ne durumda ki bundan biraz bahsetmiştim. Özellikle Clay ve Durant'tan sonra Wiggins e, ve Ubre benzer pas katkısını, benzer e, spacing'deki top dolaşımını sağlayacak pas katkısını içi yapamıyorlar. Burada da bir örneğini görüyoruz. Yani mükemmel bir pas. Mükemmel bir atlayışta burada Beverly'den geldi. Şimdi biraz da Wiggins'le ilgili pozisyonlarımız var. Onlara da bakacağız. Wiggins sütten çıkmış ak kaşık değil. Ee, özellikle de Wiggins'in toplu oynadığı anlarda. Ya yani birebir de Wiggins kötü bir yaratıcı değil. Şimdi bunu söylemek lazım. Ya yani birebir oynadığı zaman gerçekten e, aklımızın bir anda uçtuğu pozisyonlar yaratabiliyor. Çok zor yerlerde inanılmaz driplinglerle inanılmaz tercihler, inanılmaz paslarla çıkabiliyor ama bir anda baktığımız anda ya düz oyuncu nereden çıktı? cilikten mi geldi? Seviyesine kadar düşüyor. Ee, ve topla oynamasının dışında diğer takım arkadaşlar işte pick and roll oynamasında ya da diğer e, off ball screen'lerde, hand off'larda falan da e, her zaman kafası karışık bir hali var. Burada da pick and roll mi oynayacak, pas mı verecek, ne yapacak derken yine e, rakibi de yanıltabilecek bir fake kullanamıyor berbatta bir screen kullanımı daha sonra da çok kötü bir pick and roll tercihi yapıyor. Yani gülünce de bazen kendimi kötü hissediyorum bunlardan ama bu pozisyonlardan da çok örnek görebilirsiniz maç içerisinde. Zaten Green geldikten sonra Green, Curry, Wanamaker, Pascal e, dörtlüsü biraz daha bu işleri ele aldılar. E, Wiggins ve e pek bırakmıyorlar. Steve Kerr onları bu konuda kısıtlamış durumda. Ya yani Burada Wiggins'in aslında zorla pick and roll oynamasına gerek yok. E, Birebir oynayabilir. Golden State'in buna da ihtiyacı var. Bu kötü bir şey değil. Evet oyunun genel oyun akışının dışında ama eğer elinizde işte Wiggins varsa ya da Ubre varsa ve bunlardan e, zorla bir şeyler almak da istiyorsanız her zaman da oyun akışında gitmenize gerek yok. Wiggins'i de Picanro'la sokmanıza gerek yok. Yani bundan daha basiti var. E, bir isolation, bir birebir alanı yaratıp oyuncunun oynamasına izin vermek bu belki de onu kendisinin de kendisinin e, pardon bu pozisyonlarda onun da kendisini hissetmesini sağlayacaktır psikolojik olarak. İşte demin mesela bahsettiğim konu burada göreceğiz şimdi. inanılmaz zor bir alanda yaptığı şu dribbling saçma sapan. Yani şu seviye artık bu LeBron James, Jordan, Kobe seviyesi bir hareket bu. Yani dip çizgiye drive edip o back dribble'ı yapıp behind the back'i yapıp buz topu bitirmek bayağı üst seviye bir hareket. İşte bunları da yapabiliyorken şu basit daha basit oyunları oynayamıyor olması aslında onun e, oyun IQ'sunun düşüklüğü ile ilgili. E, tek odağı birebir olması ile ilgili. Belki de e, tabi kontratı itibariyle çok uygun değil ama. Zaten e, Clay dönecek. Clay döndüğü zaman Wiggins'in e, dediğim gibi tekrar ediyorum kontratı itibariyle mümkün değil ama... 6 oyuncu olarak kenardan gelen bir skorer gibi oynaması... Golden State'e çok daha faydalı olabilirdi. Öyle bir kontratı olsaydı ama şu anda zor. Yani sene ubre olmayacak muhtemelen. Hatta belki bu sene bile takasa konu olabilir. Clay döndüğünde böyle bir rolü olsa bence çok daha faydalı olabilir Golden State için. Ki her takımda zaten böyle bir oyuncu oluyor. Evet ilk bölümü bitirdik. İlk bölümde biraz daha ağırlıklı olarak başta da belirttiğim gibi... Stephen Curry partnerlerini arıyor. Wiggins ve Obre burada ne durumdalar? Ona partner olabilecek mi? Konularına değindik. Şimdi biraz daha Curry üzerinde. Curry'nin pozisyonları üzerinden. Hem Curry'yi hem diğer oyuncuları hem de genel Golden State'in durumunu konuşacağız. Evet Stephen Curry özellikle de Clay Thompson'la ve Draymond Green'le ki Durant yokken ikisiyle hatta bunlara Igadala ve Livingston'ı da ekleyebiliriz. Yer yer onlarla da sağda olduğu oluyordu. Igadala'yla daha çok tabii seven bir alışkanlığı var. Ya yani bu oyuncularla özellikle de off ball'da yani topsuz bölümde e, çok fazla screen kullanma, fake screen kullanma. E, bu fake screen konusunu açıklayacağım birazdan. E, ve topsuz oyun üzerinden keçen şut oynamak ki şu anda kendisi Golden State 2.2 maç başına me, e, bulduğu keçen şut e, sayısı yani skor olan keçen şut sayısı 2.2. Bu takım lideri yapıyor kendisini ve bu konuda gerçekten belki de NBA'de bu kadar üst seviye bir oyuncu olup da bu keçeen şutu e, en iyi oynamaya, herkesin iyi oynamaya yatkın da tek oyuncu olabilir Curry. Çünkü diğer oyuncuları bu tarz oyunculara baktım işte Lillard gibi, Kyrie Irving gibi, e, James Harden gibi oyuncular bunu e, biraz da tabii kafa yapıları itibariyle çok çok kullanmıyorlar keşke daha çok yapabilse ama Köre'nin bu alışkanlığı geliştirmesi tabii biraz da Golden State'in yapısı ve Steve Kör'e de alakalı ve onu da çok daha değerli bir hale getiriyor. Şimdi normalde bu deep paslardan sonra Köre deep katları da çok yapar ve genelde topun olduğu tarafa gider ki topun olduğu tarafta köşedeki oyuncuyu kullansın. Bakın burada dikkat edersiniz. Köre Ubre'ye sesleniyor. Gördünüz mü hareketini? Bak 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 bana bak diyor. Bak diyor. Bir şey diyorum sana diyor. Şop alo diyor. Burada aslında derdi yukarı çık. Onu e, burada pas al değil. Yani Ubre'nin burada pas almaması lazım. Şimdi Curry de aynı yere gelince spacing bozuldu ve ona gidip pas verdi. Tamam bunu da yapabilir. Ama buradaki asıl konu şu. E, iki konu var. Şimdi Curry burada e, yukarı gitmesini isteyebilir zaten pas alıp şut atacak mesafe yaratmış durumda. Hatta biraz geri alıp tekrar vereceğim bu pozisyonu. Pardon. Bakın verdiğinde zaten şut alacak pozisyonu yakalamış. Tamam Derek Jones bayağı geride kalmış. Ama burada zaten vakit kaybı. Bir de pas alıp tekrar pası verdiği için vakit kaybı oluyor. Ve savunma yetişiyor. Peki burada ne olabilirdi? Birinci opsiyon az önce söylediğim gibi Ubre direkt yukarı çıkardı. Draymond Green de direkt Curry'e pası verirdi. Şut atarlardı. Diyelim ki bu geçti. Peki burada ne yapabilir? Ee, Ubre aslında işte burada dikkatli olsaydı işte mesela burada e, benchten bir oyuncu olsa ya da eskilerden e, kenardan gelen bir oyuncu olsa muhtemelen burada hiç topa bulaşmadan Curry'e screen yaratabileceği bir alana geçerdi. Yani şu bölgeye. Şu bölgede ya da şu bölgede bir screen kovalardı. O zaman da çıkabilecek savunmacıyı ekarte etmesi için Curry'e iyice alan açardık ki zaten hem Millard hem de Derek Jones savunmada koşuyorlar. Screen'i yapıyor ama faal yapıyor. Ve geçmiş olsun. Zaten pozisyonda mahvetmiş oldu. Yani bu tip pozisyonları Curry çok yaşıyor maç içerisinde. Hem Bazemore'dan hem Ubre'den. Bir türlü anlaşamıyorlar. Şimdi burada başka bir örneği daha var aynısının. Curry bu sefer birebir oynuyor. Drive ediyor. Drive ettikten sonra kanat pasını verip köşeye gidiyor. Çünkü yine alışkanlığı var ve yine aynı şeyi istiyor aslında burada bir off ball yapabilir. Hand off yapabilir. Yapmıyor. Pası veriyor. Pası yaptıktan sonra dışarı çıkmasını istiyor Ubre'nin. Ve Ubre yine sallamıyor. Ve morda hiç kendisinin olmayan bir şuta atıyor. <laughs> Şimdi bir dakika. Bu pozisyonda biraz daha detaylı konuşacağız tabii. Biraz geri alıyorum. Şimdi bak drive yaptığı anda ve Bazemore'a verdiği anda aslında yine benzer bir şey istiyor Stephen Curry. Burada iki opsiyon var. Ya dediğim gibi deminki pozisyondaki gibi burada Curry'nin yapacağı kata göre konumlanması lazım. Ya yine screen olabilir. Bir back screen olabilir. Ee, Bazemore da zaten burada pozisyon olarak çok doğru durumda değil. Artık Curry burada pası verirken belki de topu alıp hatta top almadan biraz daha yukarıya kayması topu aldıktan sonra buralarda kalması daha iyi olabilir. İkisini de yapmıyorlar. Devam ediyoruz. Pası verdi. Yardım. Şimdi bu pası verdikten sonra bir de Bazemore ikinci hata yapıyor. Topu yine Ubre'ye veriyor. <laughs> Şimdi burada işte ne kadar e, oyuncunun ezbere dayalı oynadığını çok net görüyoruz. Ya yani Curry'nin katıyla kimse ilgilenmiyor. Ki Golden State'in işte bu küçük oyunları çizili olmadığı için evet bu tarz oyuncular, oyuncularda kafa karışıklığı yaratıyor. Çünkü burada oyunu okumaları lazım. Read and React denen konu aslında bu. Sadece savunma için değil, hücum için de geçerli. Yani sen burada takımın lider oyuncusunun hareketini okumadan hareket edemezsin. Bu pası ve bu pası verebilirsin. Nasıl verebilirsin? Bakarsın, Curry kat ediyordur. Curry vazgeçer, Curry bir V kat yapar, terse gider. Aa dersin ki Curry ters tarafa kat etti. Ben pası buraya vereyim. Böylece ne olabilir? Curry bu katı yaptığında savunma kafası karışıp Curry ile hareket edebilir. Değil mi? O zaman dersin ki tamam köşe boşaldı. ki burada savunma köşe şutuna yardım gösteriyor. Artık de, yani ayan bayan yani davulla zurnayla gelmişler. Baya bu, 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 yardım savunması burada bağıra çağıra gelmiş durumda. Bu pası vermenin hiçbir anlamı yok. Bir katı okumadın. iki bu kötü pası verdin. Pozisyonu mahvettin. Dediğim gibi yani körü kat etmiş olsaydı belki olabilirdi. O zaman ne yapardın? Şutu çevirirdin. Savunma belki de ağırlık merkezinin paniyle bu şuta kayardı ki Ubre burada kayma ihtimalleri yok. O zaman Curry'i zayıf tarafta yani şu bölgede topla buluşturur. Ama bu da olmamış durumda. Devam ediyoruz. Top köşeye geldi. Zaten burada artık Curry'nin beklentisi gitti. Çünkü Curry kat ederken bir screen bekliyordu. Mahvoldu. Yine bunu düzeltebilirsin. Ne yapabilirsin? Aslında demin yaptığı bir önceki pozisyonda yaptığı handoff'u yapabilirsin. Ee, onu da yapmıyor. Belki burada bir handoff e, üzerinden pick kullandırıp Curry'e verip Curry'nin burada bir şut alanı yaratmasını sağlayabilirdi. Tekrar mora veriyor. Ve 11 saniye var dikkat ederseniz e, sürenin dolmasına. Ve e, tabii ki epik bir şutör olmayan Bazemore'da hiç yine ilgilenmeden e, çok boşmuş gibi bu şut atıyor. Halbuki burada topu tekrardan e, belki de yukarıya çevirmesi. Çeviremiyorsa da beklemesi lazım Curry'i. Çünkü yani diyoruz ya Curry'nin oyunu bu. Curry'nin takımı. Curry'nin ama toplu oynamasına gerek yok. 11 saniyen var. Curry ile pozisyonu yaratamamışsın ama Curry dipte. Burada bir pik daha kullanırsın. mor bekler. Curry katla çıkar. Burada bir handoff oynarlar. Tekrar şutu Curry yaratabilir. Yani Bazemore mu atacak? Curry mi atacak? Tabii ki bütün koçlar <laughs> Curry'nin atmasını ister. Ve tabii ki şut kaçıyor. Ya bu topsuz oyun uyumsuzları, uyumsuzlukları gerçekten e, çok fazla ve devamlı yaşıyor bunları. Şöyle bir örnek daha var burada. Yine drive'ını etti. Yine içeriye geçirdi. Bu sefer içeriye geçirdi. Pardon. Tekrar top yukarıya döndü. Green de oyunda bu sefer. Bu sefer spacing <laughs> sağının sol tarafına yıldı. Kimse hareket etme ve körü ısrarla kat etmelerini istiyor. Yani bak bu alanı açmalarını istiyor. Gördünüz mü çıkarken. Ve Bazemore o kadar oralı değil ki. O kadar farkında değil ki topu almaya çalışıyor. Tekrar görelim pozisyonu. Curry bağırıyor çıkmaları için. Bazemore topu almaya çalışıyor. Ve hiçbir katkısı yok pozisyona. Ve bütün savunmayı da Curry'nin üstüne yığdı. Curry artık burada bireysel yeteneğini konuşturuyor. Ee, Baya John Stark gibi bir e, fake hareketiyle. Hatta Jordan da bunu çok yapardı. Onunla köşeden çıkıyor ve topu kullanıyor ama tabii ki hücum faali. Yani bu pozisyonların e, çok fazla yaşanması ya yani bu pozisyonların çok fazla yaşanması Tabii ki Curry'i başta çok daha erit ediyordu ama e, Green'in dönmesiyle beraber biraz da takımın uyum sağlaması ile beraber ki tekrar tutuyor bu maçlar biraz daha sezon Ocak başındaki maçlardan görüntüler bu tarihe doğru bu işler birazcık daha toparlandı ama yine de çok efektif çalışmıyor. Tabi tek sorun sadece hücumda da değil birkaç savunma hatasını Ubra tarafında göstermiştik. Şimdi biraz da Wiggins tarafında göreceğiz. Mesela bu pozisyonda Wiggins'in e, topsuz alandaki kötü bir savunma tercihini görüyoruz. E, i̇ki hata üst üste yapıyor. Burada aslında ilk hatası e, gördüğü screen'den kaçamaması. Ya yani bu kadar uzaktan gelen bir screen'den e, bir oyuncunun doğru adımlamayla doğru mesafe ayarlamasıyla çok daha rahat kaçması lazım. Kaçamıyor. Ufak bir takılıyor. Takıldıktan sonra da topu doğru takip edemeyip içeri hamle yapıyor. İçeri hamle yaptığı için de CJ McCollum çok daha rahat bir şut buluyor. Ki Onun için rahat bir şut. Gerçi yani çok rahat bir şut değil ama onun için rahat bir şutu buluyor. Burada da yine e, yine topsuz taraftaki oyunda Wiggins'in savunma hatasını göreceğiz. E, dinay etmedi burada doğru düzgün. Daha sonra da içeriye kat etme ihtimali çok yüksek olan bir oyuncu da e, yani Schroder'da da Pikin dışından dolanarak yani screen dışından dolanarak ciddi bir hata yapıyor peki burada hemen bir ufak değinelim Burada doğrusu nedir bu işin? Aslında bir, bir tek doğrusu yok Birinci doğru e, Burada direkt Dışa açılacaksa oyuncu yani bu oyuncu e, Keşurader'in şutu var aslında dışa açılabilir e, Bu ciddi bir hata değil Ama burada açılacaksa ubre ile konuşmaları lazım Eğer açıldığında Burada kat başlayacaksa ki buna dikkat edin eski e, maçlarını hatırlarsak geçmiş sezonlarını. Bunu Clay Thompson çok iyi yapıyordu Golden State'de. Hemen switch gelirdi. Burada Ubre'nin Schröder'le kalması, Wiggins'in de LeBron James'e kalması lazım. Ama birinci hatayı burada yapıyor. Pek ikinci ne olabilir? İkinci konu şu olabilir. E, burada Wiggins e, aradan geçebilir. Bunun için de Ubre'nin birazcık burayı açması lazım. Yani İlle Wiggins'in takip etmesini istiyorsak ki Wiggins'in şuradır çok iyi savunma yapacağını düşünüyorsa. Koç e, bunu ister. Burada e, Ubre birazcık arayı açar. Wiggins buradan geçer. Bu sefer iki opsiyon olur. Buraya da yetişebilir. Kat ederse buraya da yetişebilir. Ama ikisi de olmamış durumda. Switch de olmayınca e, dıştan çıkmasına rağmen bir de iyi screen geldiği için e, şeyi de yakalayamıyorlar burada. Yani şuradır aslında bu screen'den sonra direkt kat edeceğini belirtmiş. Yani bir şut atma ihtimali de yok. Burada ya direkt switch de yapabilirlermiş. Ama ikisinde konuşmamışlar. Tabi burada Golden State'in farklı hataları da var. Özellikle geçişlerde, rakibin geçişlerinde çok hızlı dıştan içeriye doğru yapılan katları da hiç okuyamıyorlar. Ki burada Harrell gibi bir oyuncu da işte bu işleri çok iyi yapan bir oyuncu da çok rahat bitiriyor. Ki bu hataları da yine çok fazla görüyoruz Golden State'de. Yine bu pozisyonda da e, hem Wiggins'in hem Green'in savunma hatası var. İkisi birlikte e, hücumun spacing'ini okuyamıyorlar. Ki Green normalde bu hataları çok yapmaz ama işte takımla olan uyumsuzluk bazen onu da hataya sürüklüyor. Bunu, bu pozisyonu birazcık başa alacağım aslında burada birkaç detay var onlara bir bakalım. Şimdi savunma aslında ilk andan itibaren yerleşemiyor. Şimdi Green burada Davis'i bırakıp köşeye açılıyor. Yani Kuzma ile eşleşmek istiyor ama burada hem Harrell hem Davis var. Wiggins'in aslında bütün konumu yanlış. Yani buradaki hatayı görebiliyor musunuz? 3 Lakers'lı, 3 Golden State'li, 2 Lakers'lı. Biri burada, bakın buradaki eşleşme Hadi diyelim bu üç oyuncu birbiriyle eşleşiyor. Tamam Hadi Çok klasik bakalım. Hiç e, kafamızı yormayalım diye. Burada ise iki Golden State'li var ve topun başındalar. Şimdi burada iki oyuncu topun üstünde ise bir amaç olmalı. Nedir bu amaç? Topa baskı. Var mı topa baskı? Yok. Bu topa baskıyla beraber top kaybı yaratma aşaması var mı? Yok. Pas açısında kalayım ve bu baskıdan atıyorum. Birebir baskı gelsin ve ikinci oyuncu olarak ben bu oyuncunun pas verebileceği alana baskı yapayım ve top çalayım var mı? Yok. Ya Wiggins şu an ne yaptığını bilmiyor. Yani geçiş savunmasında kopmuş durumda. İzliyoruz. Hala kopmuş durumda. Burada Green adam paylaşımı yapmaya çalışıyor. Onun da kafası karıştı. Çünkü kim eksik şu an <laughs> paylaşımı anlayamadı ve mecbur kuzmaya bakıyor. Aslında Wiggins'in kuzmaya kayması. Curry'nin ee, burada kalması lazım. Looney ve Green'in de Davis ve Harrell'la eşleşmesi lazım. Ama e, Wiggins hata yaptığı için bu eşleşme olmuyor. Green fark ediyor. Wiggins'e e, kuzmayı bırakıyor. Kendisi içeri devrilecek. Rune dışarı çıkacak. Green de e, Harold'la eşleşecek. Bunu fark etti ama artık çok geç. Buradaki Green hatası da yavaş kalması aslında. Hata mantıksal bir hata yok ama yavaş kalıyor. Ve yetişemiyor. Ve Wiggins'in hatası da başlayan pozisyon Green'in zamanlama hatası devam edip e, rakibe skor olarak geri dönüyor. Şimdi bu tarz savunma hataları e, kümülatif olduğunda çok zarar veriyor. Yani hep biz şeyi görüyoruz. E, yani maçlarda konuşan da işte birebir lockdown defender, yardım savunması, boyal alan savunması ama bu tarz işte geçiş savunmasından sonra oyuncuların paylaşımı da çok önemli. Koçlar bunu zaten kenardan hep bağırırlar. Eee altyapı oyuncuları benim gibi altyapı Oyuncuları varsa dinleyen aramızda onlar da bunu hatırlayacaklardır. Devam adamını bul adamını bul bağırışlarını. Çok duymuşuzdur. Asla bitmez. O yüzden hani özellikle Rakers gibi bu kadar iyi geçiş hücumu oynayan, bu kadar iyi hızlı hücumu oynayan bir takıma da bu hatayı hiç yapmaman lazım. Evet şimdi bu bölümde de biraz daha Curry'nin e, bireysel olarak oyuna etkisinden, genel olarak basketbola etkisinden, Golden State e etkisinden bahsedeceğiz. İlk pozisyonla başlayalım. Curry'nin özellikle de e, en büyük belki de özelliği e, özellikle de en büyük özelliği Evet bu bölümde biraz daha Curry'nin hem oyuna yani genel olarak NBA'ye etkisi ve Golden State'e etkisi üzerinden konuşacağız. İlk pozisyonda başlayalım. Ki benim için Curry'nin belki de en önemli özelliği hesitation'ını yani o fake'lerini özellikle de o kararsızlık durumlarını rakibe çok iyi geçirmesi. O fake'leri hesitation fake'leri rakibe çok iyi geçirmesi. Muazzam. Yani çok iyi kullanıyor. Birçok NBA oyuncusunun atladığı özellikle de burada Kyrie örneğini veriyorum ama Kyrie'nin belki de en kötü kullandığı konulardan biri. Çünkü Kyrie oyunla devamlı kavga ediyor. Bunu daha önce de söylemiştim. Yani o devamlı kendisinin daha kolay yapabileceği işleri zorlaştırmaya çalışıyor bu kavga ile beraber. Curry ise tam tersi. Hayatını, sağdaki bütün hayatını çok daha rahat bir hale getirmeye çalışıyor. Ve bunu da çok basit fake'ler çünkü inanılmaz büyük bir tehdit. Şut tehdidi. Ya yani Curry'nin şut tehdidi belki de NBA tarihinin en yüksek tehditlerinden biri. Ha diyebilirsiniz ki Ray çok daha fazla şut soktu, daha iyi bir şutördü. Rejimler inanılmaz bir şutördü. Ee, bunlar bunlar yapamadı da şu an Curry mi yapıyor? Evet. Neden? Çünkü Curry şut tehdidini bir araç olarak kullanıyor. Yani ve bunun üzerinden yapabildikleri sınırsız. Topu yere bulabiliyor, off ball oynayabiliyor, keçen şut oynayabiliyor, çembere gidebiliyor, pick and roll oynayabiliyor. Herhalde bir tek hani post up gücü yok. O da fiziksel dezavantajından dolayı ki onu da aslında iyice güçlenerek bayağı kapattı ama zaten gerek de yok oynamasına ayrı bir konu. Ya yani neredeyse her şeyi yapabiliyor ve bu tehdidin arkasından gelebilecekleri rakip savunma öngöremiyor. İşte esas sorun burada başlıyor. Siz ne kadar öngörülemez olursanız işte o kadar körü oluyorsunuz. Burada da onu görüyoruz. Yani bir fake ardından e, ki burada şutu atabilirdi de basket faal da almaya çalışabilirdi ama fake'i aldıktan sonra faal alma ihtimali o kadar yüksek ki. Buna o kadar alışmış durumda ki artık körü. Bunları çok rahat kullanıyor. Yine burada da topsuz oyunda da devamlı cut fake'leri bu cut fake'lerinden sonra yine e, rakibi beklemesi ki sabrı çok yüksek. Yani rakibin savunmada yapacağı hamlelerin hepsini bekliyor ve bekledikten sonra karar alıyor ee, yine benzer pozisyon yine baktı savunmayı kontrol etti ve dip çizgiye gidip pozisyonu buldu ki normalde burada da şuta atabilirdi köreği ama çok daha doğrusunu tercih etti yine bir end of oyunu burada da savunmayı bekliyor ve faali alıyor Yine sabır ve e, yine dikkatle ilgili bir konu. Şimdi burada arkadan da detayı göreceğiz. E, Buraya özellikle kesmedim bu görüntüyü. Bu görüntünün bir de arkadan tekrarı var. Orada tek e, tekrarda Körinin buradaki yaptığı e, tercih çok daha iyi görüyoruz. Bakın pasa aldıktan sonra Derek Jones Jr. burada bir hamle yapıyor. Ve hamlesinin onun üstüne geleceğini fark eden Curry bekliyor. Faal alıyor. Geçmiş olsun. Ve hiçbir şey yapmadı. Sadece bekledi. Yani oyun beklerseniz size gelir. Siz doğru yerde doğru zamanda olursanız ki buna spacing diyoruz. Oyuncuların doğru yerde doğru zamanda ve takım arkadaşları uyumlu şekilde olmasına. Orada olursanız ve beklerseniz ve bekledikten sonra doğru hamleleri yapacak tercihleri doğru hamleler olacak tercihleri yaparsanız zaten oyun size geliyor. Oyun akmaya başlıyor. Oyun sizin için bütün kapıları açmaya başlıyor. Oyunla kavga etmenize gerek kalmıyor. Tabii Curry'nin keçen şut etkisinden de bahsetmiştik. Burada da yine bu katlardan sonra pikleri kullanarak çıkması ve buradaki etkisinin ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Ee, özellikle de bu pozisyonda tekrar bir bakacağız. Şu dipten çıkışlardaki kat tercihleri çok önemli. Şimdi burada e, klasik şutör oyunculara bakarsanız Corver gibi, Redick gibi, e, Duncan Robinson gibi bu oyuncuların en büyük e, dezavantajı tek tip katlar üzerinden dip katlar dipten tepeye doğru dipten başlayıp tepeye çıkan katlar şeklinde hep direkt şut odaklı savunmanın sadece kovalayarak peşinde koşmasının rahatlığını yaşadığı diyeyim yani çünkü komplike bir şey görmüyorlar ikinci üçüncü pikleri yaşamıyorlar ya da rakip savun pardon savundukları oyuncu çok fazla fake kullanmıyor bu katları yaparken. O yüzden de nispeten rahat savunuyorlar ki iyi bir iyi bir screen yoksa. Şimdi burada izliyoruz. Köre önce bir fake'i burada yapıyor. Dirsekte yapıyor. Dibe iniyor. Bir oyunu kontrol ediyor. Gidebileceği spacing'de çıkabileceği köşe belli. Görüyor. Top çıktıktan sonra tekrar bekliyor. Burada kat yani screen hazır olmasını bekliyor. Burada da ezbere çıkmıyor. Screen hazır oluyor, çıkıyor Screen'i alıyor. Ve burada uzunun konumlanması da belli. Şimdi uzunun konumlanması çok da gömülü olduğu için Köre çok rahat çıkıp şut atıyor. Eğer burada uzun Köre ile mücadele edebilecek kadar ayakları hızlı yakın biri olsa bu sefer demin gördüğümüz fake'lerden birini yapıp muhtemelen drive edip ya da far alıp şutunu bulacaktı. Gerek kalmıyor tabii ki. Şimdi bak burada da mesela bahsettiğim fake pick cutlardan birini kullanıyor. Ee, bunu biraz geri alıp tekrar göstereceğim. Looney direkt e, Patrick Beverly screen'e geliyor ve Beverly bakıyor. Şimdi iyi bir savunma üst tabi screen'e bakmalı ama e, işte geniş bakış dediğimiz konu. Geniş bakışta da oyuncusunun nerede olduğunu her zaman görmeli. Bunu kaçırırsa yani şu bölgeyi görmeyi bırakırsa bütün işlevini kaybeder savunma. Hep geniş bakış. Bak burada screen, screen'den kurtulma çabası. Çünkü burada şey bekliyor. Yani tamam Rooney geldi. Screen gelecek. Curry de muhtemelen e, topu almak için e, hareket edecek. Nereye hareket edecek? Buraya. Yani screen'den ya da buraya hareket edecek gibi bekliyor. Ama Curry akıllı. Bakıyor Beverly. Rooney'nin screen'ini yemiş durumda. Ve bunu bir fake olarak kullanıyor. Yani bir fake screen. Kullanmıyor screen'i. Hop geri çekildi. Geçmiş olsun. Ki yine de Beverly'ye de helal olsun bu arada. Ona rağmen yine yetişiyor. O da Beverly'nin artık esnekliği ama tabii Curry'e yetmiyor. Yani yetişmen Curry'e yetişme önemli. Üzerinde kalıp topu aldırmaman lazım. Zaten Curry'nin geçen şuttaki en büyük avantajı bu. Topluyken çok baskı yiyordu. Hatırlayın o e, Krivenut finallerini ya da o sezonki ya da, e, finallere giden bütün sezonlarda Curry'nin elinde top, top çok kaldığında çok baskı yiyebiliyordu. Sıkıştırma yiyebiliyordu ve bunu çok zorluyordu. Hem fiziksel olarak hem de e, zihinsel olarak. Yıllar içerisinde bu topsuz oyunları arttıkça... Bunlar da, ...bunları da çok iyi kullanmaya başladıkça... ...çok rahat etti. E niye kullanması işte? Akıllı oyuncunun hali bir başkadır. Temsili köri. <laughs> Yine benzer bir fake kullanıyor screen'ı. Yine gördünüz screen tarafına gitmedi. Çok rahat şutu buldu. Burada da Paul George'u paket etti... Bu sefer de tam tersini kullandı. Screen'i kullanırken ki pozisyon çok iyi bir pozisyon. Bunu birazcık detaylı konuşacağım. Ya yani Burada da iki screen var. Şimdi e, Golden State'in çok yaptığı bir şey. Aslında iyi savunmacılar bunları hazırlıklılar. E, geçmiş yıllarda bunları yemeyen çok savunmacı da gördük. İyi savunmacılar gördük ama burada işte Clippers buna hazır değil. Muhtemelen e, Lu da pek hazır değil ki Curry'e karşı takımını uyarman lazım ki bunu çok yapıyor. Yani çift screen, double screen, Golden State double screen getiriyorsa emin olun ki ikisinin çalışma ihtimali herhangi birisinin çalışma ihtimalinden daha düşüktür. Ya yani ikisi aynı anda çalışmaz genelde. Ya ilkini kullanır oyuncu ya da ilkini kullanıyor gibi yapıp ikinciye gider. Ya da işte Curry gibiyseniz ilkini kullanıp ikinciyi kullanmadan direkt buradan drive edersiniz ya da cut edersiniz. İki opsiyonunuz var. Şimdi izleyelim. Tabi burada körü toplu olduğu için cut değil drive edecek. İlk, ilk screen'i kullanıyor. Morris burada hamle yapacak çünkü o Morris de bekliyor ki ya şut atacak çünkü neden screen, screen çalıştı. Buradaki screen çalıştı. Pozisyon var alan var. Şut kullanabilir diye hamle yapıyor. Eğer hamle yapmasaydı eğer Morris hamle yapmasa gömülü kalsa bu bölge kapatsaydı körü şut atacaktı. Diyelim ki Kavay kurtuldu. Diyelim ki bu sıklığından Kavay kurtuldu. Kavay kurtulsaydı bu sefer de gidip diğer screen'i kullanacaktı. Burada bir screen daha var. O zaman ne olacaktı? Bu yardım gelebilir. Bu oyuncu kat eder. Bu yardım e, çok sıkı gelmezse de bu sefer buradan drive edecekti. Yani her türlü Curry'nin işte bu 5 dışarıda oyununda Golden State'in pozisyon yaratma ihtimali çok yüksek. İşte asıl yaratıcılık da burada başlıyor. Geçmiş olsun. Buradan sonra savunmanız çok zor. Tabii Curry sadece topu kullanmıyor da özellikle de demin pardon demin videonun başında da söyledim. Curry ve Green Golden State için toplamda asistlerden 32 sayı yaratıyorlar. Bu 32 sayı nasıl yaratılıyor? İşte bu şekilde Green ve Curry'nin sağ vizyonu sayesinde. Her zaman da pick and roll oynamıza gerek yok. Artık sahayı açtığınız zaman ki Curry'nin ki çok zor bir pas atacak şimdi. Uzunu üzerine aldıktan sonra oynamasını beklersiniz. Ama şöyle bir avantaj var. Uzunu buraya çektiğiniz zaman bütün ön alanda savunmasız kalıyor. İnanılmaz kırılgan artık bu alan. Burada herhangi bir yardım getirmekte zor. Burada ağırlık merkezi bozulmuş. Herkes dışarı Bir tek Pascal içeride. O da zaten spacing'te her an dışarı çıkabilir, burayı açabilir. Şimdi izleyeceğiz bakalım ne olacak. İkisi de kenara açılıyorlar. Green pardon, Curry Pascal'ın konumlanmasını bekliyor. Bak geri alalım tekrar. Bak. Pascal'la Green burada Pascal'la Curry göz göze geliyorlar. İşte bu demin bahsettiğim konu aslında. Yani Curry ile takımın uyumu. Demiştim ya Ubre ve Wiggins uyumsuz ama Pascal, Green e, ikilisi biraz daha uyumlular Curry ile. Onlardan fena e, verimlilik almıyor diye. Verim almıyor diye söylemiştim. Bakın burada da anlaşıyorlar. Curry'nin pası atacağını anlıyor Pascal. Direkt screen'e gidiyor ve bomba şutu yaratıyorlar. Bu da bu arada çok zor bir pas. bayağı zor bir pas. Şutu buldular. İşte yaratıcılık için yani e, yine benzer örneği vereceğim ama oyunla kavga etmeyin bu kadar basit yani bir oyuncu e, koç da olabilirsiniz belki bu videoyu izleyen bir koç varsa ne mutlu bana belki bir gün e, onlara da bu konuları çok daha detaylı konuşuruz tartışırız ki ben de eski bir koç olarak bu yayını yapıyorum bu analizleri yapıyorum. Eee Koç olarak şu çok daha değerli. Yani oyunla kavga etmemeyi oyuncularınıza her zaman dedike etmeniz faydalı olacaktır. Burada da yine tepede Green'in screen'ini kullanıyor. Yine sağda e, Vision'ıyla ile ne yapabileceğine bakıyor. Pozisyonu yaratabildiğini görüyor. Yani Green boşta kalacağını görüyor. Çünkü iki kişi üzerinde Green de burada. Demin bahsettiğim o mükemmel pas fake'ini kullanıp Kavayı e, paket ediyor. Tek bir tek bir bakışta yani tek bir bakış ve iki pas ve bile değil. Ki burada bakın işte biraz akıllı olmak lazım. Şimdi köşedeki oyuncu Wiggins. Yani Wiggins'in zaten şut istikrarı her zaman tartışmalı. Tabi artık burada maçın son bölümü adrenalin artmış, oksijen düşmüş. E, oyuncular sağlıklı düşünemeyebiliyorlar. Ki burada bir de iki opsiyon veriyorlar. Batum da çok e, derin yardım getiriyor. i̇ki yani şutörü de açıyorlar. Yani burada artık şimdi Dubre hatta. Bak iki şutörü de açmışsın. Ne olabilir bu ki? Lee burada daha iyi şutör. Batum niye geliyor? Gelmemesi lazım. Batum burada Kavai, Kavai gelmiş zaten. Diyelim ki gelmesin. Ki burada Green verse muhtemelen Lee şutu bulacak. Wiggins zaten çok iyi bir şutör değil. Kavai'nin derdi Green'i engellemek. O riski almış. Okey çok mantıklı. Ya peki bu riski aldın ki Kavai gibi akıllı bir oyuncu. Zaten Wiggins'in şutunun riskini aldın. Hadi Batum'un hatasında göz ardı edelim. O pası oraya vermedi Green. O riski aldıktan sonra bu fake'i niye yiyorsun? Zaten Green o topu oraya niye atsın? İşte o bakışta o fake'i attıktan sonra da bomboş sayı buluyor ve çok kritik anda gelen bir çok kolay bir sayı. Evet sıradaki pozisyonda da bu double fake'lerden bir tanesinde de Wiggins'in konumlanmasını izleyeceğiz. Wiggins burada ee, yine Wiggins'e doğru daha doğrusu iki tane pick geliyor. Biri Curry'den biri e, Wiseman'dan. Yine benzer ilk pikte Köri'yi kullanıyor Wiggins ve direkt içeri kat ediyor. Burada artık hem savunma hatta burada da işte KCP'nin kafası daha karışmış durumda. Ve rahatça drive edi, pardon kat edip sayıyı buluyor. Ya yani bu fake kullanım pick kullanımlarının fake olarak özellikle de ikinciyi kullanmayarak kat etmeye, top kullanmaya, pozisyon bulmaya biraz biraz alışmaya başladı. Ubre çok beceremiyor bunları ama Wiggins daha çok beceriyor. Zaten yakın dönemde de gördüğüm özellikle de sezonun başından sonra Ubre'yi biraz daha second unit ile beraber kullanıp bu ilk 5'in içerisinde özellikle maçın son bölümlerinde ya da kritik anlarda çıkartıp Pascal'ı ekleyerek daha farklı bir rotasyon yaratmaya başlamış Steve Kerr'de. Bu pozisyonda da yine Curry'nin Ağırlık merkezini bozduktan sonra ki benzerini görmüştük e, tam tersi zayıf tarafa çevirdiği toplardan biri ama burada da yine sonucu alamıyor. Curry zaten e, bütün bu şut tehdidini ağırlık merkezini bozmaya yönelttiği zaman işte her zaman e, gözler Clay'i arıyor. Burada Clay olsaydı belki de Golden State bu sezon ekstradan en az bir 4-5 maç daha almıştı muhtemelen yani yine Köri'nin bu sefer de birebirde savunmayı beklemesini görüyoruz. Ya tabii bu burada hani Köri'nin e, özellikle de bu drive'larındaki tercihleri, drive'larındaki konumlanmalar yani kendi takım arkadaşının konumlanmaları çok önemli. Burada hem Green e hem de Wiseman'a dikkat edin. İkisi de alanı açıyorlar. Yani burada mesela e, New Nevalins'te Steven Adams'ın Özellikle de boyalanın alanın içine doğru çok yaslanması Zaya'nın alanı yaratmasını engelliyor. Ya da işte farklı uzunların, benzer uzunların, Adams gibi uzunların pardon. Bu tarz boyalı alandaki sabit duruşları kısaları çok zorlayabilir ama burada Wiseman ve Green çok daha iyiler. Hatta yani Nurkic de burada üstüne geldiğinde bir de pasta verebilir köre ama hiç gerek görmüyor buna. Gidip Nurkic'in üzerinden bitiriyor. Yine benzer bir konu yani uzunların üzerine gittiğinde Curry'nin çok ciddi bir avantajı var. Aslında bu bölümde biraz ondan da bahsetmem lazım. Yani uzunların üzerine gözünü karartıp da her zaman gitmiyor Curry. Deminki pozisyon mesela ona bir örnek. Evet daha zor bir pozisyondu ama bitireceğine inanmıştı ve bitirdi. Burada ise Ibaka üzerindeyken özellikle de tepede şut atmak onun için çok daha zor olabilecekken alan açmayı tercih ediyor. Bir drive fake ile step back yapıyor. Ve alanı açıyor ki geçmiş final serisinde, Toronto'ya karşı final serisinde iki sene önceki Ibaka-Kava ikilisi onu çok zorlamıştı. Özellikle de savunmada. Curry bunları da bu sene daha hazırlıklı. Yine burada da Ibaka ile tepede kalıyor. Yine Ibaka'dan kurtarabileceği alanı seçiyor. Bu tabi artık çok zor bir bitiriş ama yine Ibaka'yı bu sefer de üstüne çektikten sonra arkasını alıp çemberden uzaklaştırıyor. Hatta toptan uzaklaştırıyor. Burada da belki de yani ligin en iyi savunmacı üç savunmacısından biri olan Anthony Davis'i paket ettiği an. Yani tep paket etmek burada biraz ağır bir terim olarak kaçabilir ben biraz da videoya neşe katsın diye söylüyorum. Neşeler, şakalıklar katsın diye söylüyorum ama Davis'in bu fake'i yemesi gerçekten muazzam bir olay. Yani Curry, ya bu fake'i yiyecekse Davis sadece Curry'den yiyebilir. Yani Kyrie'den Harden'dan bile yiyeceğini zannetmiyorum. Çünkü e, o kadar büyük bir şut tehdidi ki Curry işte. Davis bu, bu feki yedirtebiliyor. Ve direkt çembere rahatça giderken yine işte ta yayının başında bahsettim. Ubre'nin doğru kullanımı da yine bu topsuz alanda çembere yakın. Ya second chance'da ya da bu tarz katlarla kullanımı. Yine burada Davis'in üzerine hücum edecek. Burada da hani e, alanı bulup yön değiştirerek hareket ediyor. Yön değiştirmenin belki de e, ne kadar önemli olduğunu iki sezondur bize Doncic gösteriyor. Curry bunlarda mesela eskiden biraz daha yavaş kalırdı. Hatırlarsanız hani adımları kısa kalırdı ve çok hızlı sıkıştırma yerdi. Bunu biraz geliştirmiş. Özellikle de son geçen sezon oynamadıktan sonra bu oynamadığı bölümü bence çok iyi çalışarak geçirmiş Curry. Hem fiziksel olarak çok güçlenmiş hem de bu tarz e, adımlarının küçük olacağı alanlardaki dezavantajını kırmak için yön değiştirmelerini çok daha keskinleştirmiş. Ve rakibi e, yine bahsettim o rakibi bekleyerek rakibin hatasını bekleyerek oynadığı da çok keskinleştirmiş. O yüzden de burada inanılmaz keskin bir yön değiştirme yapıyor. Davis'i yine zor durumda bırakıyor. E Davis'i arkasında alıp çemberle pardon, çemberden uzaklaştırıp topla Davis'in arasına kendisini sokuyor ve sayıyı buluyor. Bu da yine hem oyuncuları hem koçları kesinlikle her zaman söylenmesi gereken hatta koçların da oyuncularına söylemesi gereken bir şey. Özellikle çembere gittiğiniz anlarda e, savunmanızı olabildiğince fiziğinizi kullanarak, vücudunuzu kullanarak, korumunuzu, o kalçanızı kullanarak topla, toptan uzaklaştırmanız lazım. Yani vücudunuzu topla savunma koymanız lazım arasına. Yoksa diğer türlü savunma e, sizi her zaman zorlayacaktır, her zaman blok tehdidi olacaktır e, ve sizin bu tarz çemberdeki rahat bitirmelerinize izin vermeyecektir. Evet peki Golden State'te bir oyuncudan daha bahsetmemiz lazım. Curry kısmında kapatırken Wiseman'dan. Wiseman çok konuşuldu draftın bir numarası. Ama Wiseman ee, Golden State'e ne katabilir? Şu an ne durumda? Hangi yöne gidebilir? E, neleri iyi yapıyor neleri kötü yapıyor? Biraz da bunlara bakacağız. Evet Wiseman iyi bir potansiyel. Kesinlikle e, geleceği noktada Golden State'e, daha doğrusu geleceği demeyeyim de, gelişeceği aşamada geliş, gelişiminin aslında maksimuma ulaşacağı aşamada daha da doğru. Golden State'e kesinlikle çok katkı verecek bir oyuncu ama şu anda böyle bir tabi ona ithaf edilen bir embit benzetmesi belki yapılabilir ama oralardan çok uzak geliyor bana henüz. O potansiyeli de çok hissettirmiyor ama gerçekten böyle 18-20 sayı işte 12 rebound, 10 rebound, 8 rebound, o aralıkta 8-12 bandında rebound. 3-4 asist. Ee, inanılmaz istikrarlı olmayan ortalama bir dış şut. Belki de orta mesafede daha istikrarlı bir şut. Ee, açık alanda iyi bir e, trailer. Topu yer yer yere vurabilecek iyi bir uzun. imajı çiziyor. Ee, ama tabii ki belki de oyunun daha olgunlaşmasıyla ben isterim ki daha bir skorer ya da daha bir şutör olmasından da çok oyunu yönlendirebilecek kapasiteye gelmesi Golden State'in geleceği için daha faydalı. Çünkü Golden State'in artık oluşturduğu kültürde evet bir gün Curry olmayacak, bir gün Clay olmayacak ama Wiseman'da We da Green'den sonra o top yönlendiren, oyunu yönlendiren pardon oyuncu olursa yine Golden State belki bir noktada Curry bulamaz ama oyunu uzunlu dışarıda tutup, beş dışarıda tutup farklı şutörler, farklı forvetler ee, iyi drive'cılar bularak oyununu, o oyun kültürünü yine sahaya sürebilir. Bakalım Wiseman ne yöne gidecek. Ama şu anda ne durumda. Ee, neleri yapıyor nereye yapamıyor biraz onlara bakalım. ya yani Özellikle tepede aldığında çembere gitme potansiyeli çok yüksek. Ee, bunu zaten maçlarda da gösterdi. Çok uzun devrilebiliyor. Bu uzun devrilebilmesinin avantajı da birazcık hani e, çok iyi oyun bilgisinden çok gene olarak basketbol zekasıyla ilgili yoksa oyun bilgisiyle ilgili sıkıntılar var. Mesela e, footwork gibi footwork'ü çok zayıf. Footwork'ünü her zaman iyi kullanamıyor. E, burada ciddi gelişime ihtiyacı var. Özellikle topu her iki yöne de çok iyi vuramıyor. Savunmada kısanın karşısında her zaman çok iyi kalamıyor. Yer yer zorlanabiliyor. E, belki de burada biraz daha adımların işte footwork'ün hızlanması rahat edecek skrinlerde genelde fena değil ama e, her zaman da çok iyi screen yapamıyor ama ortalamanın üstünde bir screen'i var bunu iyi kullanıyor açık sağ görüşü hiç fena değil açık sağda hareketi de e, yani topla hareketi de akıcı ama işte burada ana sorunu bitiricilik yani bitirirken sahaya hiç bakamıyor yani e, şey çok belli böyle oyuncular vardır hayatınızda görmüşsünüzdür belki okulunuzda falan da vardır aşırı yeteneklidir ama oyunu çok bilmez Mesela futbolcular vardı böyle benim e, lisemde de. Böyle şey inanılmaz iyi oynarlar ama inanılmaz şut çeker yani. Çok iyi çalım atar ama pas atamaz. Böyle sağda takım arkadaşı neredeymiş? Oyun nasıl oynanırmış? Kim nereye koşmuş? Asla bakmaz ama yarı sağdan bir vurur gol olur. Ya yani inanılmaz yeteneklidir ama oyunu asla total oynamaz. Her zaman oyundan kopuk oynar. Wiseman'da biraz yer yer o var. O hissediliyor. Burada da mesela bu tarz bir açık sağdan sonra şöyle bir bitiriş hiç yakışmıyor yani. Burada sağa bakıyor olsa birazcık kendini kontrol edebiliyorsa stop yapma konusu çok dertli. Yani duramıyor. İyi gidiyor ama duramayan bir araba gibi. Durabildiği zaman zaten işler onun için e, çok çok daha iyi olacak. Yine burada da trailer gelirken işte demin bahsettiğim konu. sağa okuyamadığı için e, takım arkadaşına dikkat etmediği için bu tip komik hatalara da düşebiliyor. Köriye e takılmak gibi. Yine bir tepe fake'i. E, bu tepe fake'leri pardon tepe e, screen screen fake'i kullanmak istiyor ama burada da screen'i e, ya, yanlış getiriyor. Maalesef e, belli anlarda bu hatayı yapıyor. Burada yani savunma aslında faal yaptı. E, bunu hakem çalmıyor. Bu pozisyon özellikle aldım. Buna biraz değinelim. Şimdi ilk anla bir, bir daha döneceğim bu pozisyonu. Şimdi burada aslında e, Curry ondan bir e, Fake screen'de yararlanmak istiyor ama o bunu tam algılayamadığı için geri dönüyor. Geri dönüyor sonra tekrar geliyor. Curry zaten git diyor artık hani geçti. Ama bu sefer de tekrar geldiğinde savunma oyuncusunun e, kanalına geç giriyor. Screen yapmaya çalışıyor. Aslında faal yapıyor. Bir de itiyor üstüne. Bu yüzden pozisyon açılıyor. Ve burada kötü bir screen yapmasına rağmen e, hem Curry'nin pozisyonu açıdan Nurkiç mecburen üzerine çıktığı için ...iyi devriliyor ki... ...bence Wiseman'ın en iyi özelliği bu. Çok iyi devriliyor. Ee, Pikenrol oynarken... E, ...belki bu konuda kafası çok açık. E, hem uzun hem kısa hem ta e, tepeden... ...yüksek bir pikten hem de... boyalın içerisindeki piklerden çok iyi devrilebiliyor. Burada onun avantajıyla... ...skoru buldu. Yani biraz da hakemlerin katkısıyla oluyor tabi. Yine yüksek bir devrilme... ...çok rahat bitiriyor. İşte dediğim gibi bunları çok iyi yapıyor ama diğer eksikliklerini tamamlaması lazım ki Curry ve e, Curry Green Pascal üçlüsüyle de bunları oynayabiliyor Curry pardon Curry dışında Pascal ve Green'le de bunları oynayabiliyor bu açıdan da avantajlı kısanın üzerine çok iyi duramıyor dedik ama e, takip savunmasında da bir o kadar iyi e, bu konuda sabırlı burada mesela Embiid'den ben daha ciddi bir potansiyel gördüm kendisinde Embiid bazen burada çok ciddi faal hatalarına düşebiliyor Burada McCollum'a yaptığı blok mesela buradaki e, sağ vizyonunu gösteriyor. McCollum'un üzerinde kalmaya çabalamak yerine ona alan verip sonradan e, topunu kesmeye çalışmak çok daha akılcı bir hareket. Burada pozisyon devam edecek ki benzer bir durum daha var. Biraz hızlandırıyorum burada. Tekrar savunmaya geçti. Oyunu takip ediyor. Bayağı gömülü kaldı. Burada mesela Lillard'ın da hatası bu kadar e, gömülü kalmış bir savunmaya karşı Lillard'dan ben şut atmasını beklerdim ama o üzerine gidiyor Wiseman'ın. Tekrar iyi savunma. ya Wiseman'ın üzerine giderseniz boyalı alanda hiç fena bir savunmacı değil. Hem takip olarak blok olarak hem de e, kıs, içeriye giren kısanın karşısında dikey olarak durma konusunda hiç fena değil. İşte burada Lillard'ın hatası. Zaten Lillard'ın e, şurada aslında Burada daha bir daha göstereyim. Şurada topu aldığında zaten e, Ubre'den kurtulmuş artık. Şu bölgede şutu bulması lazım. Yani burada da işte Lillard'ın e, bu artık yılların hatası. Bunu çok sık yapıyor yani. Alıştık biraz o da oyunla kavga etmeyi seven bir oyuncu. Burada şutu atsa zaten Wiseman'ın aşırı gömülmüş. Yani Lillard gibi bir oyuncuya da böyle gömülmezsiniz. Aslında burada yaptığı savunma hatası Wiseman'a bir avantaj olarak e, Lillard tarafından geri veriliyor ve o da bu topu savunuyor. Tekrar devam ediyoruz geçişte. Burada da geçişte de Golden State çok rahat bir sayıya gidecek. Evet, bu bölümde de biraz daha Golden State'in takım halindeki hücumlarından ve e, Erik Pascal'ın bu takım halindeki hücumlar içerisindeki yerinden bahsedeceğiz. Erik Pascal da kenardan gelip hatta oyunun kritik anlarında ana rotasyonda kalan e, IQ yükselten bir oyuncu. Yine burada da Golden State'in e, fake pick oyunlarından birini göreceğiz. Bazemore burada Wiggins'e screen yapacak şekilde gidiyor. Screen'i yapıyor. Screen'i yap yaptıktan sonra Wiggins dışarı çıkmak yerine tekrar e, bu screen'i kullanmayıp dibe kat ediyor. Yani buraya geldi, katı gösterdi, ters tarafa gitti. Burada e, savunma aslında akıllıca davranıyor, bunu yemiyor. Ama Bazemore'da da buradan tekrar yukarı çıkarken Pascal'ı kullanıyor. İşte bu Golden State'in özellikle bu katmanlı screen oyunları e, çok çalışıyor. Yani burada Clay ile ve Curry ile inanılmaz şut yaratıyor. Burada Second Unit'le de ki bu bir Second Unit oyunu. Burada Wiggins ve Pascal ikinci 5'in e, beşin yönetimini almış durumdalar. Bu oyunları çalıştırmak biraz işte takım olarak uyumu gerektiriyor ki... E, ...second unit oyundayken Golden State bunu iyi yakalamış durumda. Burada da kullanıyor, tekrar drive ediyor. Pascal'ın da pick sonrası devrilmesini kullanıp çok rahat bir sayıya gidiyorlar. Ki bu tabii Pascal'ın da zekası ile ilgili ki Pascal'ı e, bu takım e, hareketleri... ...takım oyunu içerisinde çok iyi kullanıyor Golden State. Burada da yine Pascal'ın screen ile başlıyor oyun. Köşeye dönüyor. Döndükten sonra... Ee, artık ikinci screen'i yapar ama o screen'den sonra da hemen devrilmeyen bekleyen Looney'i kullanarak pozisyonu bitiriyorlar. Ki Golden State'in belki de izleyenlere en çok e, keyif verdiği anlar bunlar da her zaman. Yine aynı şekilde dipten bu sefer iki screen kullanarak çıkıyor Vanamaker. Bekliyor. Screen'i kullanıyorlar. Tekrar bekliyor. Drive fake'ini, floater fake'ini gösteriyor ve Pascal'la pozisyonu bitiriyorlar. Yine Pascal'ın içinde olduğu bir pozisyon. Burada da Pascal Zubac'ı karşısına alıyor ve yavaş ayaklarının üzerine gidiyor. Bu ilginç bir konu. Buna biraz değineceğim. Steve Kerr, Eric Pascal'ı bu şekilde bir konumlandırmaya da çekmiş. Hani demiştim ya Wiggins'in de bu tarz birebirleri oynaması lazım diye. Özellikle de Pascal'ı burada görüyorsunuz sağının tek uzun olarak konumlandırmış durumdalar. Bunu hani Green'le beraber zaten çok yapıyordu Golden State eskiden bir ara Bell'le yapmayı denediler. Bell hiç öyle bir oyuncu olmadığını gösterince ondan kurtuldular ve Pascal'ı buldular. Ve Pascal'ı da sahadaki tek e, uzun olarak konumlandırıp 5 dışarıda oynadıkları anlarda da onu genelde uzuna karşı birebir oyuncusu olarak da kullanıyor Steve Kerr. Ve buradan çok net skor bulabiliyorlar. Buna da rakipler muhtemelen playoff'lara kalırsak olduğunu ki Bu iki sene kalacağını düşünüyorum. İyi önlemler bulamazlarsa ciddi sorunlar yaşayabilirler. Burada da Zubac'ın üstüne çok rahat gidiyor zaten. Pascal. Bir sonraki pozisyonda da yine benzer bir durum var. Burada tabi uzunla değil ama yine sağdaki tek uzun rakip takımda da Harald var. Burada bir switch olmuş. Switch'ten sonra da Matthews'a kalmış. Bu sefer Matthews'a karşı birebir oynuyor. Onu da çok rahat oynuyor. Burada da fizik avantajını kullanıyor. Matthews kesinlikle direnmiyor ve gidip onu da bitiriyor. Yani e, Pascal'ı bu şekilde kullanmak ve Pascal'ın da birazcık e, Greenman TRT'sinde bir oyuncu olması Golden State için büyük avantaj. E, hem de Green'den bence daha iyi bir birebirci e, olabilecek durumda. Steve Curry de burada cidden takdir ediyorum paskılı böyle konumlandırdığı için şimdi biraz da tabii e, Green'in dönmesiyle beraber ki sezon başında bir dönem yoktu Green sonra döndükten sonra e, Golden State'e ihtiyacı olan yani ana hücumlarını yaratması için genel o basketboldaki o önemli loop'u hem e, savunmadan hücum hem hücumdan savunmaya geçişlerdeki loop'u iyi yapması için gereken savunma gücünü Green'le kazandılar tekrar Şimdi bu partta da birazcık Green'in savunma etkisinden bahsedeceğiz. İşte burada yardımlaşmalardaki e, rotasyonu Green ne kadar iyi yaptığına en iyi örneklerden biri. Boyalı alana girdi çıktı ve tekrar burada rotasyon tamamlayıp Nurk için karşısına geri geldi. Şimdi bu pozisyonu tekrar da bir göstereceğim. Daha detaylı şekilde bakacağız. Şimdi burada normalde Carmelo ile eşleşmiş durumda Green. Green Carmelo ile eşleşmiş durumda ama Sahayı, sahayı nasıl kontrol ettiğine dikkat edin. O kadar geniş bakıyor ki şu anda. Bütün olan bir tane haberi yok. Burada da Curry var. Curry de muhtemelen ona konuşarak zaten sahanın diğer tarafıyla ilgili bilgi veriyor. Melo'yu kontrol etti. Kontrol ettikten sonra topun nerede olduğuna baktı. Drive var. Drive'a göre konum aldı boy alanı kapattı. Hem Nur, yani burada sıkıştırmayı da gördü. Yani iki kişi CJ McCollum'un üzerinde kaldı ama Nurkic bu açılmadı. Nurkic'in boşalmasını engelleyen Green. Engelledi. Curry burada rotasyonu tamamladı. Carmelo'ya yardıma geldi. Curry konuştu. Curry'i geri yolladı. Curry birazcık ortaladı savunmayı. Tekrar Carmelo'ya döndü. Sonra buradaki sıkıştırma. Sıkıştırmayı bırakıp e, tekrar Wiseman Nurkic'e döndü. Adamına döndü. Tekrar eşleştiler. Tekrar bir handoff geldi. Tekrar sıkıştırma. Tekrar pick and roll. Ama Green yine izin vermiyor ve boyalı alanına gelip yine Nurkic'i kapattı ve Curry de doğru konumda. Gerçekten çok doğru bir rotasyon. Yani şu savunma rotasyonu gerçekten derslik. E, yani bir altyapı takımım olsaydı şu an bunu özellikle de izletirdim. Doğru savunma rotasyonu nasıl yapılır diye. Ki burada aslında ana sorunlardan biri de e, Portland'ın çok belli bir alanın sıkışması, fazla yaratıcı olmaması, hareketlerin düşük olması. Yani tepedeki oyuncunun kat etmesi, şu an ekranda gözükmeyen oyuncunun spacingde daha hareketli olması gibi durumlar olsa çok daha rahat pozisyon üretebilirler ama bu da tabi e, yine Golden State'in onları biraz zihin olarak kitlemesiyle kitlemesiyle de oluyor. Burada da Nurkic'i iyice boyalanda sıkıştırıp sayıyı engelliyorlar. Yine derinen bir savunma. Tabii burada işte hep risk konusundan bahsediyoruz. NBA'de köşe oyuncu riske etmeli miyiz? E, bu çok tartışılan bir konu. E, genelde koçlar çok riske etmenizi istemezler. E, tamamen tabii oyuncuya göre. Eğer oyuncu burada net bir şutörde ise her zaman riske edebilirsiniz. Etmemiz gereken oyuncular da vardır. Ama ediyorsanız da rotasyonun iyi olması lazım. Şimdi burada da muhtemelen Green, e, Lillard'ın aradan geçti gördükten sonra ki pozisyon atlarsınız. Ubre'nin savunma hatasında konuşmuştuk. Hemen içeriye geliyor ve eee Carmelo risk ediyor. Yani Carmelo risk etmek için bence doğru bir oyuncu. Evet belli maçlarda iyi bir yüzde atsa da genele baktığımızda istikrarı değil. Burada da Ubre green geldikten sonra aslında rotasyona iyi katkı verip hemen dışa açılıyor ama tabi o kadar da e, hızlı olmadığı için biraz geç kalmasına rağmen yine de şutu engelliyorlar. Kötü bir şey çıkıyor karma ama buradaki asıl olay Ubre'nin değil, e, Green'in seçtiği doğru yardım. Risk edeceğiniz oyuncu doğru olmalı. Yine Green'e dikkat edelim. Green burada e, dipte low post'ta daha doğrusu. Oyunu kontrol ediyor. Green'in adamı da köşede. Şimdi burada ben hücum takımlarına da kızıyorum bazen. Yani Green gibi bir savunmacıyı biraz oyundan çıkarmanız, oyundan düşürmeniz lazım. Green'i boyalı alana yakın tutmayacaksınız. Yani buradaki yardım savunması çok yüksek çünkü. Eğer green'le eşleştirdiğiniz oyuncuyu doğru seçerseniz belki çok net bir ştör ştör eşleşmesini sağlayabilirsiniz. Ee, ya da onun oyuncusu kim olursa olsun e, topun olduğu taraftan uzak tutmaya çalışırsınız. O zaman e, savunması düşer. Şu anda hiç öyle bir şey yok. Aksine Carmelo köşede bekliyor. Green'in umrunda değil Carmelo. Hiç oraya bakmıyor bile. Direkt Nurk zaten Nurk için bu Topa e, topu alacağı piken sonra alacağı noktayı takip ediyordu. Ve e, biraz da kötü bir pasında yardımıyla çok rahat çaldı. Green'in savunma yani savunmadaki fiziksel yetilerinden çok bu e, saha saha vizyonuyla kontrolü sahi amla okuyor olması çok değerli. Şimdi burada da yine savunma oyuncularının e, yaptığı hatalardan biridir. Çizgileri kullanmamak. iyi savunma yapacaksanız Sağ çizgileri sizin dostunuzdur. Burada da Green, e, Derek Jones Jr.'ın e, drive'ını engellemek için. Şimdi tekrarda da göreceğiz. Ufak bir e, tekrar kısmı da var burada. Ayak konumunu dip çizgiye göre ayarlıyor. Bakın bu açıdan daha rahat göreceğiz. Ayağını çizgiye kadar yaklaştırdı ve burada yani e, çizgiye koyduğu anda zaten Derek Jones Jr.'a da geçecek bir alan bırakmıyor. Hücum faali alıyor. Tabii sadece Green değil Golden State'in genel olarak Vanamaker takviyesi de çok iyi oldu ama kenardan da iyi bir savunma katkısı alıyorlar. Bu da onlar için değerli. Hani evet Ubre'nin, Wiseman'ın ya da işte Wiggins'in savunma atarından bahsettik. Yer yer Curry'nin savunmada fiziksel yetersizliği zaten ortada. Ki o bile artık onu çok yani göz önüne çıkarmıyor. Kapatmaya çalışıyor Curry'de. Ama genelde dediğim gibi kenardan gelen oyuncularla Pascal'la, Vanamaker'la falan savunmasını çok yükseltti Golden State. Burada da Vanamaker'dan bir örnek göreceğiz. LeBron James ya yani bunu biraz da e, videoya renk katsın diye aldım. Çok iyi duruyor. Burada inanılmaz iyi bir savunma yapıyor birebir de. Ki LeBron James'e bu savunmayı yapmak fiziksel olarak bayağı zor iş. Evet son olarak da e, bir tane örnek pozisyonla bitireceğim videoyu. Çünkü bu pozisyon aslında geçen sezon benim de postmortem yaptığım üzerine ki onun linkini şu anda ya ekrana verdim ya da aşağıda bulacaksınız. postmortem videoları da gelmeye devam edecek. Orada da hemen parantez açayım. Bir pozisyon hakkında üzerine konuşulmuş, bir maçın kaderini değiştirmiş, bir serinin kaderini değiştirmiş tek bir pozisyon hakkında bir son top olabilir, kritik bir an olabilir. Konuştuğumuz postmortem yaptığımız bir e, seri. Kapatıyorum parantezi. Devam ediyoruz. Bu pozisyonda dediğim gibi bu videoda biraz da çeşni olması için ve geçen seneki Boston Celtics Toronto Raptors serisinin 3. maçında çok tartışılan ve e, Toronto'nun son saniye üçlük aldı, üçlükle aldığı maçtaki Boston'ın savunma hatasından e, e, dolayı aldım. Oradaki savunma konusu çok konuşulmuştu, switchler yapılmalı mı yapılmalı mı, son top nasıl olmalı, yapabilecekseniz nasıl yaparsınız, hangi tarz oyuncular olma elinizde vesaire bunlar çok konuşulmuştu. Bu sezonda Toronto yine Golden bu sefer de Golden State'e karşı benzer bir son top oynadı ve bu sefer karşılığında Green vardı. O yüzden de e, bu pozisyonu geçen seneki pozisyonla da kıyaslayabilmek için almak istedim. Şimdi izleyelim. E, Toronto top oyuna sokacak. Toronto top oyuna sokmadan önce bak Green bütün takım arkadaşlarına aslında ne yapacaklarını söylüyor. Yani evet yani bütün derken özellikle de şu an topun pozisyon içinde ilk olan oyunculara Rooney'e ve Bazemore'a sesleniyor. Muhtemelen burada e, Wiggins de duyuyor ne dediğini. Sonra Ubre'ye dönüyor. Ubre'ye de anlatıyor aynı, aynı durumu. Kat edeceklerinden ve nasıl switch yapacaklarından bahsediyor. Bak ilk screen geldi. İlk screen geldiği anda demin bahsettiği konu zaten katı söylemişti Green. Green çok akıllı bir oyuncu yani bu pozisyonu e, zaten izlemiştir Toronto'nun yaptığı bu benzer pozisyonu zaten izlemiştir o de. üzerine de zaten kafasında bunu yapabileceklerini e, çok kez düşündüğü için kafasında kendisini hazırlamıştır zaten e, oyuncuları da anlattı burada ilk kat geliyor switch'i yaptı tekrar kat geliyor tekrar switch'i yaptırtıyor bu sefer kendisi de doğru hamleyi yapıyor doğru oyuncuyla kalıyor ve bakın şu pozisyondan sonra şimdi bak geri alacağım. Burayı tekrar bir izleyelim. Katları bir sayacağız. Şimdi birinci kat başladı. Bu birinci kat. Şuradan gelen birinci kat. Burada ilk, ilk switch'i yapıyorlar. Devam edelim. Yapıldı. Fanfleet'le eşleşti green. Şimdi burada ikinci İkinci switch geliyor. Annobi ile Green eşleşecek ki burada Annobi zaten kritik oyuncu biliyorsunuz. Onu e, buradaki switchte kaybetmeye çalışıyorlardı. Buradaki kat e, sonrası ve buradaki kat sonrası. ikinci switch geldi. Devam edelim. Annobi bırakmadı Green. Luini Fanfrit eşleşti ile eşleşti. Bazemore topun başında hala. Ters tarafta da Ubre savun hücumcuyla eşleşmiş durumda. Ve buradan bir pozisyon çıkmadı. için aslında zaten Larry'nin ilk amacı ee, o Boston maçında olduğu gibi Annobi'den ya da Fanfleet'ten bir şey çıkarmaktı. İlkine Fanfleet'i burada bulmak. Yani şu bölgede yakalamak. Olmadı, e, olmadı mı? Annobi'nin bu katından sonra yani şuradaki katı ve şuradaki katından sonra onu burada bulmaktı amacı. Ama bunu Golden State Green sayesinde yemiyor. Devam edelim. O yüzden de mecburen kuma çıkıyor. Siakım da Wiggins'le birebir oynamak zorunda kalıyor. Ve başka zaten bir çare yok artık burada. Evet pası verebilir ama vakit yok. Ee, doğru oyuncu bulmak için de vakti yok yani. Mecburen birebire bire kalıyor. Wiggins de burada karşıyı iyi kalınca. Zor bir yarı fade away. Turnaround bitiriyor. Buraya kadar izleyen herkese teşekkürler. Herhalde bir buçuk saat falan sürdü yaklaşık. Vır 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 anlattım. Dediğim gibi bu e, analiz videolarıyla ilgili ne sorularınız olursa ya da işte abi şunu da inceleyebilir misin? Şöyle bir e, seri vardı, şöyle bir maç vardı. Şu takım hakkında bir şey gelir mi? Tarz sorularınız olursa bekliyorum. Ama tabii bu tarz takım analizi e, analizleri daha fazla el alıyor. Bu pozisyonları çıkarmak, maçları tek tek detaylı izlemek. Baya vakit oluyor yani bunlar çok sık gelmez şimdiden söyleyeyim belki ayda bir belki birkaç ayda bir gelebilir o yüzden hani beklentileri hemen arşa çıkarmayalım hani beğenirseniz de beğenmezseniz belki de hiç yapmayız bilmiyorum bakacağız artık o yüzden tekrar teşekkürler buraya kadar dinleyen herkese yine eski analiz videolarını izlemek istiyorsanız ya şu anda ekrana verdim ya da aşağıda playlistin linkini bulabileceksiniz kanalı takip edin. Çana tıklayın. Çana tıklamanıza rağmen bildirimler gelmeyebiliyor. O yüzden hani aşağıda yine bütün linkler var. Beni Twitter'dan, Instagram'dan ya da Discord serverımıza gelerek takip edebilirsiniz. Bildirimlere oralardan kesin ulaşacağınızı söyleyebilirim. Ama YouTube sağ olsun bildirimlerimizi bazen çana da tıklasanız atmayabiliyor. Bu yarayı da tekrar yapayım. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Bay bay.